o Salim Başoğlu'nun konuşmasını, Menderes'in, Celal Bayar'ın konuşmasını dinleyeceksiniz ama o bugünkü tekniklerle. Kantinde eğer bir yemek yiyecekseniz o günkü koşullarda. Yani oradaki o tutuklular ve yakınları hangi ne yiyebiliyorlarsa öyle. Öyle 5 yıldızlı lokantalar falan değil. Bir gece kalacaksanız orada, benim arkadaşlarım var. Demokrat Parti milletvekillerinin çocukları şu anda çok önemli görevlerde. Gittik oraya açılışta ve ağlamak, aleni olarak ağlamak istedik, yapamadık. Dönüşte birbirimize tutunduk ve ağladık ve ızdırap çektik dediler. Babalarımızın orada ızdırap çektiği yerler eğlence mekanı haline dönüştürmüş dediler. Ben istedim ki kalacak mısınız babanın kaldığı mekanda? Aşağı yukarı onun koşuluyla kalacaksın. Raza'da kalacaksın. O tahta barakada kalacaksın. Öyle bir şey yapacaksın. Yani yasa dayı tarihe saygısı olan, Demokrat Parti'ye saygısı olan, 27 Mayıs'a tepkisi olan, Menderes'in, Celal Bayar'ın hatırasına saygısı olan birisi, yasa dayı bir eğlence merkezi, 5 yıldızlı oteller, 5 yıldızlı lokantalar yapar mı? Yani tarihe saygı yaşayarak gösterilecek bir şeydir. Yoksa dilinizle söylersiniz. Ecdada saygılıyız. Ben İstanbul'a aşığım. Ben İstanbul'a aşığım. Bir kabadayının, bir kadının kolundan tutup kaşını gözünü patlatıp ben bu kadına çok aşığım demesine benzetiyorum. Zaten en çok da o yaşanıyor Türkiye'de şu anda. Yaşanıyor aşk Türkiye'de. Denilen aynen de aşk dediğiniz de, böyle bir... Hayır yani kadınlar ve erkekler arasında da bu yaşanıyor demek istiyorum. Ya benimsin yakara toprağına. Evet, böyle evet. Bir şey olur mu Allah aşkına? Şu 17-25'e beraber İstanbul'u bitireyim Allah aşkına. Tabii. Ben çünkü bu İstanbul konusunda çok dertliyim gerçekten. Ben yani 60'lı yıllarımı yaşadım burada. Yani 60'lı yıllarımı derken çocukluk yıllarımı yaşadım İstanbul'da ve o İstanbul'a bakıyorum, bir de buraya bakıyorum. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer diyor ya Yahya Kemal. Ben göremiyorum gezdiğim, sevmediğim hiçbir yer diyorum. Yani her taraf binalarla böyle bir şey olur mu? Yani İstanbul bir ülkeye, bir halka, bir millete bir emanettir. İstanbul yani Roma kadar önemli bir şehir. Siz Roma'yı, Berlin'i, Londra'yı bir iktidarın gelip bütün silüetini değiştirdiğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yapılabilir mi? Tarihe saygılı olan bir iktidar bunu yapabilir mi? Ben en çok buradan kavga ettim. En başta, önce. Osmanlı'nın evladı Fatih Han. Öyle diyor. Öyle şey mi olur canım yani? Nasıl öyle şey mi olur? Muhafazakar bir hükümet yapıyor bunu. Evladı Fatih Han en iyisi olmuyor. Muhafazakarlık hanımefendi. Tarihe saygıdır, değerlere saygıdır, edebe, adaba saygıdır. Muhafaza etmekten gelir zaten. Muhafazadan gelir. Evet. Yani muhafaza, kar muhafazası değil. Yani bir değerin muhafazası. Da kar alındı sadece herhalde. Muhafaza kısmı es geçildi. Şimdi biraz daha geri sarmak istiyorum. Yine bir önceki konuya gelmek istiyorum. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarının hemen ardından pek çok eski AKP milletvekili de açıklama yaptı. Onu değerlendirdi. 17-25 Aralık aralığa tekrar geri dönüldü ve onunla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ama hep şu söylendi. Bu devam edecek. AK Parti içinde de geçmişe yönelik itiraflar gelmeye başlayacak. Çünkü AK Parti'nin içi kaynamaya başladı. AKP'nin içi kaynamaya başladı mı sizce? Ben de bir şey ekleyeyim buna. Mustafa Özyürek yazıyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Bayraktar diyor. TOKİ Genel Müdürüyken Erdoğan'ın talimatıyla usulsüz işler yapıldığını Plan Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmalarında sık sık ima ederdi. Hatta beni özel olarak ziyaret edip bu baskılardan da şikayet etmişti diyor Mustafa Özyürek. Gene bu kanalda Gelecek Partisi kurucularından Sema Silkin Ün bir programımıza bağlandı ve dedi ki ben dedi Erdoğan Bayraktar'ın bu konuşmalarını şimdi yapmasının sebebinin Sayın Süleyman Soylu'yu kabinede tutmak için atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum dedi. Bunu da belki İpek'in sorusuyla beraber yanıtlarsanız. Yani neden şimdi, neden bugün? Evet. Son iddia İsmail Bey'in alanına giriyor. Yani o konuların uzmanı o ama neden şimdi onu bilmem. Fakat ben evet Sayın Özyürek'in tanıklık ettiği ya da ifade ettiği şey biraz önce benim söylediğime benziyor. Yani ben de bu tür bir izlenim alıyordum. Yani baskı gördüğüne, bazı şeyleri kerhen yapmak durumunda kaldığına dair bir izlenim veriyordu. Benim somut olay derseniz söyleyemem ama genel kanaatim budur. Ayrılırken de zaten yani o olaylar ortaya çıktığında da bu tepkiyi gösterdi. Yani ben ne yaptımsa yukarının talimatıyla yaptım. Eğer burada bir usulsüzlük varsa, ben yaptığım işlerin sahibiyim ama usulsüzlük varsa esas bu talimatı verenin istifa etmesi gerekir dedi. Sanıyorum büyük baskı gördü, geri adım attı falan. Yani onun ötesinde bir ayrıntı bilmiyorum ben. niye bu zamanda yaptığı bir özel kastı var mı? Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bir şey var mı? Kaynama. Bir muhasebe, vicdan muhasebesi var mı? Var benim gördüğüm. Yani var olmasa eski bir başbakan ayrılıp yeni bir parti kurma. Eski başbakan ve genel başkan. Yani susup otursa yani devam eder değil mi? Bak milletvekili olarak devam eder. Ne bileyim işte yakınları, çevresi bir takım yerlerde ödüllendirilir falandı. O itiraz ediyor ve bugün belki içinden geçirdiği her şeyi söyleyemiyor ama zaman zaman ima ediyor. Bazı şeyler söylesem yer yerinden oynar falan diye. Davutoğlu diyorsunuz. Evet, Davutoğlu. Bir sıkıntısı olduğu, söylemediği birçok şeyi şu anda içinde, vicdanında tartıştığı ortada. Geçen akşam ben Gelecek Partisi'nin kurucularından, işte ismini biraz önce söyledim, bir arkadaşımızı dinledim. Ya sizin kanalda ya bir yakın kanalda. O buna benzer şeyler söyledi. Yani meclisteki genel eğilimin bu 4 bakanı Yüce Divan'a göndermek olduğunu ama burada bir baskı geldiğini, onların gidip Erdoğan'ı bir ölçüde, onların birini veya birkaçının gidip Erdoğan'ı bir ölçüde tehdit ettiğini, bunun üzerine işte baskı geldiğini ve grubun kanaat değiştirmek zorunda olduğunu söyledi. Eski bir başbakan yardımcısı, partinin şu anda sussa otursa belki geleceğinde hala önemli görevler taşıyacak bir başka arkadaşımız, başka eski bakanlarla birlikte ve bir dolu eski teşkilat mensubuyla birlikte bir parti kurdu. Yani bunların hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkan vicdani hesaplaşmalar. Partinin daha önce Cumhurbaşkanı konumuna getirdiği bir arkadaşımız gidişten memnun olmadığını çeşitli vesilelerle ishar ediyor, açıklıyor. Yani içeride olup da memnun olmayan bir dolu insan olduğunu biliyorum. Yani benim hala o tabanla hukukum var, ilişkilerim var. Çünkü ben o tabanın topyekun karalayan, suçlayan bir şey söylemiyorum. Herkes de bir partisinden kopma konusunda bir fanatik bağlantı vardır. Çeşitli sahiplerle insanlar bir yerde yanlışı göre göre kalabilirler. Ama bireysel olarak karşılaştığımızda dertleşiyorlar. Yani bu işin çok uzadığını, tadının kaçtığını, işlerine... İktidarın uzadığından mı bahsediyorlar? Hangi işin uzadığından bahsediyorlar? Yani iktidarın fazla uzadığından, uzamanın, her iktidarı uzamanın kirlendirdiğinden, iktidardan mutlak ayrılmanın bir muhasebe fırsatı olacağı ama bunun kullanılmadığından, özellikle Sayın Erdoğan'ın kendi şahsi kaprisi ve iddiaları ve vesveseleri yüzünden partiyi zora soktuğundan yakınıyor insanlar. Yani bunu söyleyen sade partiliye de rastlıyorum, önemli görevlerdeki insanlara da rastlıyorum. Ama dışarıya dönük olarak topyekün dışarıda gözüken bir ortamda ayağa kalkıyor, alkışlıyor çokları. İbrahim Uslu bir anket yaptı ve açıkladı 2 gün önce. AKP'nin ilk kez bu kadar geriye düştüğünü görüyoruz. Yani bu kadar geriye düşmek şu, 9 puan düştüğü zaman da oldu.